Türkiyə vətəndaşı olan Seyhan Kiltepə illərdir Azərbaycanda bizneslə məşğul olur. O, Balakən Toxum MMC'nin sahibidir. Fəaliyyət istiqaməti kənd təsərrüfatı olan şirkət fevralın 22-sində Azərbaycan yeni növ gübrə gətirib. Elə problem də bundan sonra başlayıb. Seyhan Kiltepə deyir ki, bütün sənədləri yerində olmasına baxmayaraq ondan əlavə dəyər vergisi tələb olunur. Vergi məcəlləsində isə gübrə məhsullarının Azərbaycana gətirilməsi üçün vergi tələb olunmur. Lakin Balakən Gömrük İdarəsi hələ də tonlarla gübrənin ölkədə satışını əngəlləyir. Balakən Toxum 2017'de kurulmuş bir şirket. Daha önce fiziki şahs adından ufak tefek işlerimiz var. 2017'de şirket olarak faaliyetimize başladık. Tohum üretimi, tohum istihsalatı, özellikle elit ve süper elit arpa buğday tohumları, kargıdalı hibritleri istihsalatı, yine aynı şekilde soya, yonca, arpa, buğday, kargıdalı tohumlarının ithalatı ve satışı. Kent tasarrufatına ait agregatların ithalatı ve satışı. Tohumculuk lisansiyemiz de var aynı zamanda. Ve pestisitlerin, gübrelerin ithalatı ve satışı. Faaliyet konularımızın tamamı kent tasarrufatına ait. 2017'den bu zamana 4 yıla bitirdik, 5. yılın içerisindeyiz, faaliyet göstermekteyiz. Hali hazırda 290 hektar Aksu ve Berde bölgesinde süper elit ekili tohumluk sahalarımız var. İşimiz tamamen kent tasarrufatına ait ve devletin bütün kurumları başta prezidentimiz ve kanunlarımız olmak üzere kent tasarrufatını ve bu sektörde faaliyet gösteren sahipkarları ve fermerleri desteklemekte. Şikayetimizin de özeti şu, gübre maşınımız ayın 22'sinden burada bekliyor. Burada bütün evraklarda da görüldüğü gibi bunun işte gıda tehlikesizliğinden şehadetnamesi, Setokimya üretici firma Türkiye'deki, bunun analiz sertifikası. Aynı zamanda burada kent tasarrufatı idaresinin ithal icazesi ki bunların gaydiyatı olmasa hiçbir şekilde ithal icazesi veya gaydiyat şehadetnamesi çıkarılabilmez. Bunlara rağmen biz bu gübre olduğunu buradaki arkadaşlara kabul ettiremedik. Kendileri de şunu söylediler, biz biliyoruz bunun gübre olduğunu ama en azından bize bir laboratuvar reyi lazım dediler. Laboratuvar reyine de kendilerinin müracaat edemeyeceğini söylediler, bizden talep ettiler. Biz gümrük ekspertizesine de numune göndererek rey aldık. Burada da yine neticesinde mineral gübre olduğu görülmekte. Ve Türkiye'deki ihracatçı firmanın Türkiye'deki gübre ithaline ilişkin tebliği de göndermesine rağmen bütün bu evrakları hatta 164. maddede, vergi mecellesindeki 164. maddedeki mineral gübrelerin ithalinin ve satışının EDV'den, vergiden azat olduğunun açık ve net olarak beyan edilmiş olmasına rağmen ısrarla EDV'yi ödeyin, ondan sonra maşın açılsın demekteler. Biz bu konuyu Gümrük Komitesi'ne, Sahipkarlar Komitesi'ne, Prezident Aparatı'na, İktisadiyet Nazırlığı'na bildirdik. Yani arkadaşlar açık aşikar vazifeden suistifade etmekteler. İlgili kurumlar kanuna muvafık işin görülmesiyle ilgili, özellikle Gümrük Komitesi, buradaki Balakin Gümrüğü'ne talimat verdiğini kaynar hatta bize söyledi. Sahipkarlar Komitesi de sağ olsunlar canla başla destek olmaktalar. Ama neticede 290 hektar sahamız gübre bekliyor. Gübremiz ayın 15'inden burada tırda bekliyor. Ve şu anda sadece şifahi olarak söyledikleri Gence'deki idare Balakin'e tapşırık vermeliymiş. Ne bileyim Gümrük Komitesi'nden bunlara tapşırık gelmeliymiş. Ondan sonra açmaları olabilirmiş. Yani devletin açık aşikar kanunu ve bütün devlet organlarının başta prezidentimizin olmak üzere desteklediği bu tarım politikasına destek olmak bir tarafa kalsın. Sadece engel olmakla, mani olmakla meşguller. Arada da devlet idaresinde işlediklerinin farkında değiller gibi. Yani birbirleriyle olan o bana tapşırsın, bu bana talimat versin bunları devletin kanunundan daha üstün görmekteler. Biz de devlet kanununun evvela her şeyden üstün olduğunu arkadaşlara defalarca bildirdik ve yine adaletin mutlaka yerini bulacağından eminiz, hiçbir tereddütümüz yok. Tır bekliyor ve bekleyecek de. İnşallah gerekli devlet kurumlarından gerekenin yapılacağını ümitle bekliyoruz. Dersiz bu adamlar isteyir.
Burada hansı adamlar, yani hansı idarede, yani gömrük hansı idaresi? Gümrük idaresi, büyük şöbesindeki arkadaş, yanlış hatırlamıyorsam buradaki arkadaşın ismi Kamran. O da Gence ile alakalı olduklarını söylüyor. Ama sonuçta biz gümrük idaresi olarak buradaki arkadaşları tanıyoruz. Bizim beyannamemizi tasdiklemeyen de bunlar, maşını açmayan da bunlar. Ama aralarında nasıl bir söz düellosu gidiyor orayı biz bilemeyiz. Ama bizim ısrarla söylediğimiz şu, ortada bir kanun var ve devlet bu işler için subsidi ayırıyor. Yani bizden gübre alan fermer subsidiye kartı ile gelip %70'ini devletin subsidi hesabından ödeyebiliyor. Ki bu iş aslında belli bir yerde milli bir servet. Niye? Çünkü bu işlerin geciktirilmesi, engel olunması yetiştirilecek tohumların kalitesine, keyfiyetine, mahsullarlığına, o tohumları ekecek çiftçilerin elde edeceği neticeye bile dolaylı yollardan zerbe vurmaktır aslında. Yani ne vergi organları tarafından, ne kent tesarrufatı nazırlığı tarafından, ne diğer işte AKİA'dır, gıda tehlikesizliğidir vesairedir, oralarda hiçbir engelle karşılaşmadık. Hatta kanunda verilen sürelerden daha hızlı operatif iş yapmak için çabaladıklarını gördük. Çünkü işte ithalat izni de kanunla belli bir süre gerektiren bir iş. Ama operatif olarak ellerinden geldiği kadar süratli ithalat iznimiz çıkmaktadır. Ya da işte gaydiyat şehadetnamesinin alınmasındaki süreçte bize yol yordam göstererek işin hızlandırılmasına bütün devlet kurumları her biri özveriyle üzerlerine düşeni ziyadesiyle yapmaktadır. Başka hiçbir devlet kurumundan böyle bir engelle karşılaşmışlığımız yoktur. Bu işin sonunda gerekirse herhalde mahkemeye gideceğiz. Çünkü maşının burada kalması bize hem maddi hem manevi ziyan, hem de sahalarda işlerimizin gecikmesinden dolayı ayrıca bir ziyan. Bunların hepsi sonuçta devletin mahkemesine evraklarıyla, senetleriyle takdim olunacak. Gerekli zararın tazmini sonunda talep olunacak. Ama burada vazifeden su istifade edenlerin tespit edilmesi bizi aşan bir konu. Onunla ilgili de diğer devlet kurumlarından gereğini yapılacağını ümit ediyor, gözlüyoruz. Hazırlık talebiniz, bak, son olarak talebi nedir sizde tam olarak? Talebimiz, yani buradaki kanuna zıt olan hareketin, kanunsuzluğun bir an evvel giderilmesi ve burada gerçekten vazifesinden suistifade eden her kim ise onun devlet kurumları tarafından gerekli bir şekilde cezalandırılması. Çünkü bu bir örnek teşkil edecek. Yani kanuna bilerek, bile bile protif hareket etmek, zıt hareket etmek artık vazifeden suistifadenin son noktasıdır diye düşünüyoruz. Burada herhangi bir kanun boşluğu yok. Direkt açık ve net mineral gübre vergiden azattır diye kanun var. Ve bu mineral gübrenin 4 tane devlet kurumundan tasdikleyici senedi var. Yoruma açık hiçbir şey yok burada. Buna rağmen bu adamlar bunu yapabiliyorsa bu herhalde vazifeden suistifadenin son noktasıdır. Biz sadece burada görebildiğimiz Balıken gümrüğüdür. Arkasında da başka birilerinin olup olmayacağını biz bilemeyiz. Bizim şikayetimiz elbette Balıken gümrüğüne, ama arka planda başka birileri var ise de onu tespit etmek, cezalandırmak sadece devlet organlarının yapabileceği bir iştir. Öncesinde açık ve net olmasa da böyle bir şifahi şey olmuştu. Yani işte bu süreç uzayabilir, laboratuvar reyi gerekebilir vesaire. Buralarda başka bir formül düşünülmesinde fayda vardır gibi dolaylı ifadeler kullanılmıştı. Biz onları dikkate almadık, hiç değerlendirmedik de. Şimdiden sonraki süreçte de inşallah sonuna kadar bekleyeceğiz. Gerekirse bu tır geri gidecek, gerekirse mahkemeye gidilecek ama onların söylediği gibi edebe söylenilerek açılmayacak. Çünkü onlar kanunsuz işlerine bizi de ortak etmek istemekteler. Biz de burada devletimize, devletimizin adaletine, kanunun üstünlüğüne canı gönülden inanır ve ona göre yaşarız. O şekilde de devam edeceğiz inşallah. Meseleyle bağlı video materyalda adı kesen tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.